Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Cenab-ı Hak memleketimizin inşallah her türlü terörden, beladan, musibetten muhafaza eylesin. Amin. İdarecilerimize feraset ihsan eylesin. Amin. Hakkıyla vazifelerini yerine getirmeyi nasip etsin. Amin. Güvenlik kuvvetlerimize isabet ve feraset nasip eylesin. Amin. Onlar da her türlü bela ve musibetle mücadele azmi nasip eylesin inşallah. Amin. Karı kocanın karşılıklı hak ve vazifelerinden devam ediyoruz. Herhangi bir kimse hakkını ödemeye niyeti olmadığı halde az veya çok bir mehirle herhangi bir kadınla evlenirse onu aldatıp ihanet etmiş olur. Hakkını ödemeden ölürse kıyamet günü Allah'a günahkar olarak kavuşur. Hani bizde evliliği kolaylaştırırlar ya, kolaylaştırırız. Mehri peşin istemez genelde kadınlar. Veyahut da işte böyle yüksek değerde mehir söz konusu olunca mehri müeccel olur. Sonradan ödemekle, sonradan ödeme kastıyla, sonra da ödeme şartıyla. Nikah nikahtır, nikahlanırlar. Eğer bu noktada erkek gerçekten amacı o mehri ödememek, kadını ve ailesini kandırmaksa bu büyük günah kebair. Hangi noktada olursa olsun bir kimse, Müslüman bir kimseyi, mümin bir kimseyi aldatmayı düşünmeyecek. Kandırmak, aldatmak müminin mümine yapacak olduğu en büyük zulümlerden birisi. O yüzden aldatan bizden değildir dedi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Bunu tabi müfessirler biraz daha böyle yumuşatıyorlar. Hani bizden değildir sözü bizim sünnetimizi işlememiştir. Bizim sünnetimizden uzaktır manasında alıyorlar. Eyvallah. Böyle de alınabilir ama bir tehdit var. Bizden değildir tehdidi. Öyle kolay bir tehdit değil. O zaman erkekler kadınları nikahlarlarken aldatmayı düşünmeyecekler. Tabi bu zamanda sudur eden bir hastalık daha var. Kadınlar da adamları aldatmayı düşünmeyecekler. Bu da ne? Kadınlar da adamlarla evlenme vaadiyle görüşmeler, konuşmalar, evlenme vaadiyle altınlar, takılar. Ondan sonra düğünden bir gün önce kadın orta yerde yok. Ailesi de yok. Evi barkı da boşaltıp gidiyorlar. Orta yerde bir sürü takılar, bir sürü masraflar. Ne yazık ki insanlar perişan oluyorlar. Böyle bunun organizasyonunu yapıp böyle işte yıllarca geçinen insanlar varmış. Yani işte kızlarını böyle sözleyip nişanlayıp düğüne 5 gün kala, 10 gün kala işte takılarını da taktırıp yok el öpmeye gidecekler, yok şunu görmeye gidecekler. Ondan sonra ortalıktan kaybolanlar var. Allah muhafaza eylesin. Her ne hangi noktadan olursa olsun aldatan kandıran bizden değil. Hepiniz birer çoban gibisiniz ve elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Devlet başkanı bir çoban gibidir ve idaresi altındakilerden sorumludur. Bir kimse kendi ailesi içerisinde bir çobandır ve idaresi altındakilerden sorumludur. Kadın kocasının evinde bir çobandır ve eli altındakilerden sorumludur. Hizmetçi efendisinin malı hususunda bir çobandır ve eli altındakilerden sorumludur. Hepiniz birer çobansınız ve hepiniz idareniz altındakilerden sorumlusunuz. Tabi günümüzü ilgilendiren, bugünü ilgilendiren şey kadın erkek ilişkileri ve birbirlerinin hakları. O zaman bir erkek elinin altındakilerden sorumlu. Ayet-i Kerime erkeği ailenin reisi hükmünde görmüş.
İslam'da aile reisi erkektir. Sonra da bunu böyle cıvıtmaya, bunu bu noktada böyle yumuşatmaya, bunu kendi kendine insanlar kendilerince değiştirmeye kalkmaları Cenab-ı Hakk'ın bu noktada koyduğu hükme karşı bir noktadır. Ne yazık ki bize bir hastalık bulaştı. Bu hastalık batıdan gelen feminist hastalığı. Bu hastalığa ne yazık ki bizim ülkenin erkekleri de karıştı. Erkekler de bu noktada feminist olmaya başladı. Bu feministlikten dolayı nice aileler yıkılmaya başladı. Aile yıkılırsa bilin ki millet yıkılır. Aile yıkılırsa bilin ki devlet yıkılır. Allah muhafaza eylesin. O zaman bir erkek elinin altındakilerden sorumlu. Eşinin dini eğitiminden, çocuklarının dini eğitiminden, onların dinen bilgilendirilmesinden, çocuklarının dini olarak bilgilendirilmesinden sorumlu. Sadece iaşe noktasında değil. Yedirmek içirmek değil sadece. Çocuğun anne babasından hakkı üçtür. Doğduğu zaman hayırlı bir isim konması, hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri öyle buyurdu çünkü. Doğduğunda hayırlı bir isim konması, ona dininin öğretilmesi. İkincisi ne? Ona dinin öğretilmesi. Anne babalar çocuklarını dindar yetiştirmekle mükellefler. Ve onların dinlerini öğretmekle mükellefler. Üçüncüsü, iaşesini sağlayabilecek sanat, ziraat veya neyse ticaret, ona bir meslek sahip etmek. Onu bir meslek sahip etmek. Ve bugün ne yazık ki çocuklarımız dindar yetiştirilmiyor. Ama birinci derecede anne babalar dindar değil çünkü. Birinci derecede anne babalar dini eğitim almış değiller. Bizim toplumumuzun en büyük handikaplarından birisi o. Biz hep beraber dindarız ama teknik olarak dini bilgiye sahip değiliz. Biz bilmemiz gereken dini hükümleri, bilmemiz gereken dini hukuku bilmiyoruz. Bize bu noktada mevcut sistemin de bizim üzerimizde, halkın üzerinde oynadığı bir oyun var. Bu Osmanlı'dan sonra kurulmuş olan laik, demokratik, işte bilmem ne devletinin halkın üzerinde dinini öğrenmesin diye oynamış olduğu uzun seneler bir oyun var. Yasakladılar, bilmem ne yaptılar, bir sürü şeyler yaptılar. Ardından insanlar doğru din eğitimi almadılar. Hala da bugün ülkemiz doğru din eğitimi almıyor. Ülkemiz doğru din eğitimi almadığından dolayı problem var. İnsanlar din cahili ve aynı zamanda da dine aç. Dine aç olunca, hani bir kimse aç, karnı iyice aç, günlerce yemek görmemiş. O çorbanın lezzetine, nefasetine bakacak hükümde değil. Önüne bir çorba dendiğinde o su karıştırması dahi olsa, un karıştırması da olsa içecek onu çorba niyetine. Çorba görmemiş hiç. Böyle bir handikapın içerisine girdi Türkiye. İnsanların önüne din adına bir sürü yalan yanlış şeyler koydular. Ve insanlar onları din diye içtiler, yuttular. Adamın birisi geldi, pamuk eller cebe, hepiniz paralarınızı vereceğiniz, bu hizmetler böyle oluyor dedi. Herkes güldür 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 paralarını verdi. Adamın birisi geldi, bir dinden, imandan bahsetti, milletten malını aldı gitti. Milletin çocuklarını aldılar, dini eğitim yapacağız diye çocuklar anne babaya düşman çıktı. Hala da din öğretiyoruz diyor. Çocuk annesine babasına diyor ki siz kafirsiniz. Çocuğa diyorum ki yavrum dikkat et.
Senin baban 50 kusur yaşında. Biz bir dini eğitim almadık bu ülkede. Aynı yaşlardayız, yakınız. Biz bir dini eğitim almadık. Şimdi serbest. Bak sen gitmişsin Vahabi Selefi takılıyorsun. Orada sen bir şeyler öğrenmişsin. Oraya şu anda baskın yapan yok. Oraya şu anda bir şey söyleyen yok. Orada şimdi herhangi bir tazikle karşılaşmıyorsun. Bunlar şimdi geldiler. Bunlar ülkeye geleli 15-20 yıl oldu. Olmadı bile. Daha önce bunun çilesini çekenler var. Yerel, Türkiye'deki ehli sufi bunun çilesini çekmiş. İlk Risale-i Nur okuyan Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri'nin ilk talebeleri bu çileyi çekmişler. Süleyman Hilmi Tuna Han Hazretleri ve talebeleri bu çileyi çekmişler. Benim şeyhimin şeyhi Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Hazretleri çekmişler. Ben şeyhimle tanıştığımda ağır cezada yargılanıyorlardı. Benim şeyhim de yargılanıyordu. İrticai faaliyetlerden, hükümeti anayasayı değiştirmekten. Yaptıkları şey Tire'de, Şeftali Bahçesi'nde bir Ramazan gününde zikir yaparken basılmışlar. Bilmiyordu insanlar, bilmiyorlar hala da ama dindarlar. O yüzden normalde biz böyle birden serbestlik olunca din öğreniyor adında, din öğreniyor insanlar adında her türlü şeyi öğrendiler. Yanlışlıkları da öğrendiler. Allah muhafaza eylesin. Ama var bunlar. O yüzden bir baba çocuğunun dinini öğretmekle mükellef. Bir anne çocuğunun dinini öğretmekle mükellef. Birinci derecede baba mükellef. İkinci derecede anne mükellef. Çocuklar dinlerini öğrenecekler. Şu memlekette 4 yıl bile yetmez. Böyle 5 yıl, 6 yıl okullarda okuma yazma öğrettikten sonra sırf ahlaki konuların işlenmesi lazım. Sırf. Matematiğini, İngilizcesini, Fransızcasını, Türkçesini, ne bileyim coğrafyasını, fiziğini, kimyasını öğrenir sonra çocuk. 2 yılda öğrenir. Ama çocukların ahlakları düzgün değil. O ahlakı öğretecek bir kurum yok Türkiye'de. Okullar bu konuda başarısız. Bu sefer çocuklar mecbur böyle olur olmaz din eğitimi veren yerlere gitmek zorunda kalıyor. Nereye gittiği belli değil. Aileler de bilmiyorlar karşıdaki kimsenin, eğitim verecek kimsenin dini olarak bilgisini olsunu busunu ölçmeye. Zaten o ailenin parasına gözünü dikmiş o kimseler. Ailenin parasını almak için her şeyi yaldızlıyor, her şeyi güzel gösteriyor zaten. O ailenin nabzına göre şerbet veriyor. Aile Atatürkçüse Atatürkçü kesiliyor. Aile Atatürk'e düşmansa o da Atatürk'e düşman. Aile Atatürk'e düşman, bakmayın diyor onun orada büstünü orada durduğumuzda. Biz de düşmanız. Atatürkçüsü de gelirse biz diyor Atatürkçüyüz. Kemalist devrimlerin peşindeyiz. Ne ediyor belirsiz ortamı? Ne ediyor belirsiz? Ama babalar birinci derecede sorumlu. İkinci derecede anneler sorumlu. Çocukların dini eğitimlerinin verilmesinden sorumlu. Ellerinizin altındakilerden sorumlusunuz. Erkekler sorumlu.
kadınlarına yediklerinden yedirip, içirdik içtiklerinden içirip, giydiklerinden giydirmekle mükellefler. Erkekler sorumlu. Elinin altında. O kadının iaşesinden, yemesinden, içmesinden sorumlusun. Çocuklarının yemesinden, içmesinden, iaşesinden, eğitiminden sorumlusun. Bu sorumluluğunu yerine getirmekle mükellefsin. Bu sorumluluktan kaçma, bu sorumluluktan uzaklaşma, böyle bir hakkın yok. Allah muhafaza eylesin. Amin. Müminlerin iman yönünden en mükemmel olanları, ahlak bakımından en iyi olanlarıdır. Sizin en hayırlınız, kadınlarına karşı en iyi davrananlarınızdır. Genelde bu hadis-i şerifler, buna benzer çok hadis-i şerif var. Erkeklerin kadınlara hayırhah olması. Erkeklerin kadınlara hayırlı olması. Erkeklerin kadınlara ahlak dairesinde davranması. Ahlak denilince bütün insani haklar giriyor işin içerisine. Ahlak denilince hiçbir yanlış, kötü davranışa düşmeme giriyor işin içerisine. Ahlak kocaman bir manzume. Sizin en hayırlınız elinden dilinden Müslümanların emin oldu kimse. Hadis-i şerif. O zaman erkeğin en hayırlısı evde birinci derecede eşine elinden ve dilinden zarar vermeyen kimse. Kadın emin olacak evde. Eşinin elinden ve dilinden kendisine zarar gelmez. Eğer evlerimizdeki kadınlarımız bizden emin değillerse, bizim elimizden ve dilimizden emin değillerse, biz müminliğimizi sorgulayalım. Biz sufiliğimizi sorgulayalım. Önce birinci derecede evdeki eşlerimiz bizim elimizden ve dilimizden emin olacaklar. Eğer elimizden ve dilimizden emin değillerse, Yunus'un dediği gibi ele geleni yersin, dile geleni dersin. Böyle dervişlik dursun, sen derviş olamazsın. O zaman herkesin eşi ve çocuğu babasının elinden ve dilinden emin olacak. Bir erkek de hanımının elinden ve dilinden emin olacak. Hanımının elinden dilinden emin olması ne demek? Adamın malını çarçur etmeyecek, hırsızlık yapmayacak, adamın cebinden para çalmayacak. Adamın cebinden para çalıp anasına babasına götüreceğim diye uğraşmayacak. Adamın almış olduğu pirinci kendi anasının evine devşireceğim diye uğraşmayacak. Elinden emin olacak. Adam evine harcansın diye bir para vermiş, o parayı kendi annesine babasına devşirmeye çalışmayacak. Erkek de hanımının elinden ve dilinden emin olacak. Kadın kocasının dedikodusunu yapmayacak dışarıda. Kadın evinin sırlarını dışarı çıkarmayacak. Erkek eşinin sırlarını dışarıda konuşmayacak. Erkek evinde olup biteni gidip bir başkasına aktarmayacak. Erkek evde çıt oldu, hemen anasının babasının yanına evde çıt oldu demeyecek. Erkek erkek olacak evde. Önce onun elinden ve dilinden eş ve çocukları emin olacaklar. Emin. Kadın diyecek ki eşim bana bir şey söylemez, küfretmez, hakaret etmez, beni incitmez, beni ikinci sınıf vatandaş gibi tutmaz. Herkesin içerisinde beni rezil etmez, milletin içerisinde bana laf söylemez. Misafirlerin yanında beni kötülemez. Çocukların önünde beni rezil etmek için, kötülemek için uğraşmaz. Yemeğim kötü olmuş olsa dahi milletin içerisinde bu yemek kötü demez.
Çocukların yanında yemek iyi olmamış olsa da ne bu akşama kadar bu yemeği mi yaptın demez. Çocukların, misafirlerin ve başkalarının yanında evin temizliğinden söz konusu etmez. Onu hiçbir şekilde hor ve hakir görmez. Onu hiçbir şekilde aşağılamaz. Kadın bu noktada emin olacak erkekten. Emin. Erkek bunu otoritesiyle, ahlakıyla evin içerisine bunu oturtturacak. Bir problem varsa çocukların yanında kavga etmeyecek erkek. Çocukların yanında kadına küfretmek erkeklik değil. Milletin yanında kadına hakaret etmek, küfretmek, vurmak erkeklik değil. Bu erkeklik değil. Adam adam gibi olacak. Onun elinden, dilinden eşi emin olacak. Adam adam gibi olacak. Kadına sıra dağlar gibi görünecek. Adam. Eve adam girdi. Kadın da bu şekilde olacak. Ne yapacak? Onun da o evin içerisindeki herkes kadının elinden ve dilinden mi emin olacak. Hemen iki çıt oldu diye anasına babasına gidip şunu şöyle yaptı da bunu böyle yaptı da kör olasıca adam da. Çocukların yanında adamı kötülemek. Sizin babanız şöyle de babanız böyle de babanız şöyle eksik babanız böyle yanlış da. Babanızın babası böyle yaptı da babanızın anası böyle yaptı da kaynanam şöyle oldu da kayınpederim böyle oldu da bana şunu yaptırdılar da bunu yaptılar da ah ben ne çektim çocuklar bir bilseniz. Gitti evlilik müessesinin birliği. Bir misafirliğe gittiğinde vay bizim adam böyle fincan almaz ki. Batırdı adamı. Batırdı. Kadın da ne yapacak? Dilini muhafaza edecek. Emin olacak adam kadının dilinden. Emin olacak. Emin olunca çocuklar da emin olacak. Kadın çocuklarına dedikodu öğretmeyecek. Gıybet öğretmeyecek, iftira öğretmeyecek. Çocukları babalarını kötüleyerekten çocuklarının önünde babalarını alaşağı etmeyecek. Allah muhafaza eylesin. O yüzden eşler ahlaki kurallara uyacaklar evde. Elinden emin olacak, israf etmeyecekler. Olur olmaz her yere para çarçur etmeyecekler. Kadın da erkek de çocuklar diyecekler ki bu gece dışarıda kebap yedirin bize. Önce annesi atlayacak. Diyecek evladım evimizdeki yemek hiçbir yerde yok. Evimizde yiyelim. Hemen atlamayacak. Babanız götürmez ki kör olasıca adam. Ne zaman götürdü bizi? Babanız almaz ki. Gider o annesine bakar. Kadın da kadın gibi olacak. Adam da adam gibi olacak. Allah muhafaza eylesin. Şüphesiz müminlerin iman açısından en mükemmel olanları, ahlak bakımından en iyi olanları ve ailesine karşı en iyi davrananlardır. Hatta bir hadis-i şerifte de der ki, ben ailesine, eşine en hayırlı olanım der içinizde der. O zaman biz ne yapacağız? En hayırlı olmaya gayret edeceğiz. Allah muhafaza eylesin inşallah. Hiçbir mümin saliha zevcesine kızmasın. Onun bir huyunu beğenmese bile beğendiği başka huyları olabilir. Kadınların da erkeklerin de ufak tefek eksiklikleri, noksanlıkları, yanlışlıkları olacak. Bütün insanların eksiklikleri, noksanlıkları, yanlışlıkları, günahları olacak.
Onların o eksikliklerini, yanlışlıklarına bakaraktan onları tamamiyetle tu kaka ilan edip, kötü ilan edip kenara atmayacağız. Allah muhafaza eylesin. Bir sahabe geldi. Dedi ki ya Resulallah, zevcelerimizin üzerimizdeki hakkı nedir? Yediğinden yedirip giydiğinden giydirmen, yüzüne vurmaman, ona kötü söylememen ve evden dışarıda onu terk etmemendir. O zaman ne yapacağız? Dövmek, yüzüne vurmak. Yasaklanmış. Sufiler eşlerini kolay kolay dövmezler. Ben daha bekardım. Şeyhim, Allah rahmet eylesin, bana dedi ki Mustafa Efendi, ben daha bir tokat vurmadım oğlum dedi. Ben de içimden söz verdim. İnşallah ben de vurmayacağım dedim. Allah sözümde bugüne kadar tutturdu. Cenab-ı Hak bu yaştan sonra da tuttursun inşallah. Amin. Vurmak erkeklik değil. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden sufi kardeşler buna dikkat edecekler. Ve eşlerine kötü konuşmayacaklar. Bu kadınlar içinde, erkekler içinde geçerli. Kötü konuşmak yok eşler arasında. Hatta böyle benim yanımda bazen denk gelir. Tartışırlar böyle, çok denk gelmez ama öyle çıkan oluyor işte. Diyorum ki akşama beraber olacaksınız yine. Susuyorlar. O yüzden kötü konuşmak yok. Sabredin. Susun. Kadınlar da erkekler de. Evden dışarıda onu terk etmemendir. O zaman ne yapacak? İnsan eşini terk etmeyecek kolay kolay. Allah muhafaza eylesin. Amin. En önemlisi yediğinden yedirecek. Öyle dışarıda sen kebabı yi, ondan sonra kürdanı da dudağına tak, eve git. Ben tokum. Dışarıda götür köfteleri, eve git, ya biz tokum ben. Yediğinden yedireceğim. Yediğinden yedireceğim. Öyle biz 5-6 arkadaş toplandık, bir kıra gittik. Olur? Eşlerinizi de götürün. Onlar evde. Aldınız 10 kilo eti, gömdünüz. Evdekiler? Yok. Bakın sünnet-i Resulullah'a yediğinden yedireceğim. Dışarıda yemek zorunda kaldıysan eşinin canı çekmeyecek senin yediğinden. Ne yedin dediğinde ya uydur kaydır bir şey yedik işte. Bitti. Gerçekten uydur kaydır bir şey yiyeceksin. Gittin döneri patlattın, gömdün geldin. Ne oldu? Ya işte ıkçık ıkçık çok güzelmiş döneri. Boğazına takılsın. Ha, amin demediniz ya. Debitten beri amin diyordunuz. Geçti şimdi. Adamların en büyük handikapı
Oy ne cömertler. 5-6 arkadaş toplanıp dağa gidiyorlar. Elebaşıları da Ali. Nerede? Efendim? Ekibi dağıldı mı? Cimrileşti o yüzden mi? Yoksa ekip mi bunu terk etti? Bunu şeyh olarak kabul etmiyorlar o zaman artık ha. Pardon şıh. Adamın adı Şıh Ali. Nüfusta da Şıh Ali değil mi? Nüfusta Ali mi? Babası mı koymuş Şıh Ali diye? Tamam demek ki var bir emare, bir işaret var ki koymuş. Şıh Ali diye. Bir ara öyle değil miydi ekibi? Değil mi? Neydi ismi? Ay Işıl grubu. Vay 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 vay. Hilal-i Ahmer. He. Ha Sıtkı sen de varsın o grupta. Ha gece saat 3'te geliyor. E şey ya gece teheccüha kalkıyor ya. O demek ki teheccüh kalkınca zikir yaparken kebap Allah, kebap Allah, kebap Allah diyor demek ki. Oğlum kalkmazsan ceza gelir. Ha kalkmazsan bir de cezayı. Doğru şıh. Şıh artık gelmiyor mu? Şıhlar öyle olur. Allah muhafaza eylesin. Ne yapacaksın? Yediğinden yedireceksin. İkincisi ne? Giydiğinden giydireceksin. Adam grand tuvalet, jilet gibi giymiş. Üzerindeki adamın takımın 500 lira, 1000 lira neyse. Kadının üzerinde 60 liralık manto. Adamın ayağında 200 liralık ayakkabı. Kadının ayağında 30 liralık ayakkabı. Yok. Yok. Giydiğinden giydireceksin. Hoş şimdi çark biraz tersine dönüyor. Kadınlar daha lüks şu anda. Yani biraz daha böyle kadınların trendi yükseldi bu ara ama biz yine erkekler olarak bu kaideyi bileceğiz. Ne yapacağız? Giydiğimizden de giydireceğiz. Allah bizi onlardan eylesin inşallah. Dikkat ediniz. Kadınlarla güzel geçininiz. Bakın bu emir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki kadınlarla güzel geçininiz. Kadınlarla güzel geçinecek kardeşler. Çünkü onlar sizin yanınızda birer esir gibidirler. Açıkça bir kötülük işlemedikçe onlar hakkında bundan başka bir şey de yapamazsınız. Açıkça bir kötülük işliyorsa nasihat et, konuş. Onun aleyhine davranma. Açıkça bir kötülük işleyecek. Bir kimseye sizin söyleyebileceğiniz şey açıktan bir kimse kötülük işliyorsa ona nasihat etmektir. Eğer bir kimsenin açıktan kötülüğünü görmüyorsanız onun hakkında konuştuğunuz her şey iftira. Altı yapıyorsa eğer o kimse açıktan istemiyor ama bakın. Müslümanlar bu ölçüleri kaybettiler. Bir kimse açıktan kötülük işlemiyor. Müslüman onun arkasından konuşuyor. Dilinden emin değil insanlar. Açıktan kötülük işlemek, meyhane çalıştırmak. Açıktan kötülük işlemek, bar, pavyon, ıvır zıvır, haram bir yer çalıştırmak. Açıktan kötülük işlemek, herkes biliyor ki o adam faizci.
Açıktan kötülük işlemek. Herkes biliyor ki o adam kadın pazarlıyor. Açıktan kötülük işlemek. Herkes biliyor ki o memur rüşvetçinin teki. Açıktan alıyor. Bir kimse açıktan kötülük işleniyorsa Müslümanın ona yapacağı nasihat etmek. Kötülüğü gördüğünüzde elinizde, devlete ait. Mümkün değilse dilinizde, alimlere, bilen insanlara, nasihatçilere. O da mümkün değilse kalben buğz ederekten önlemeye çalışınız. Bu da imanın en zayıf noktasıdır. Bir kimsenin buna maruz kalması için açıktan kötülük işlemesi lazım. Diğeri Müslümanların arkasından gıybet etmek. Diğeri Müslümanların özel hallerini araştırmak. Diğeri Müslümanların evlerini gözetlemek, dükkanını gözetlemek. Diğeri o kimsenin özel hayatını gözetlemek, özel hayatını incelemeye tabi tutmak. Bunlar haram. Bir erkek de evde açıktan kötülük işlemiyorsa kadının onun aleyhine yol araması haram. Eğer bir kadın evde açıktan kötülük işlemiyorsa erkeğin onun aleyhine yol araması haram. İşte kadının tesettürsüz dışarı çıkması gibi açıktan kötülük işliyor. Kadının evde kadınları toplayıp konkem partisi yapması gibi. Kadının kadınları toplayıp evde içkiler, işte dansözler, bilmem neler, onlar bunlar, böyle fahişelik, fuhşiyata düşecek şeyler yapması. Açıktan kötülük işliyor kadın. Eve gelene gidene bağırıyor, çağırıyor, kızıyor, herkese hakaret ediyor. Erkek eve gelene gidene herkese hakaret ediyor. Açıktan kötülük işliyor. Allah muhafaza eylesin. Açıktan bir kimse kötülük işliyorsa, açıktan bir kimse haram işliyorsa, onun ar ve haya perdesi patlamıştır. Ben bu işi yapıyorum, açıktan da yaparım. Hayasız o. O terbiyesiz. O ahlaksız. O edepsiz. Onun perdesi patlamış. Ben açıktan yaparım demek efelik değil. Ben açıktan yaparım demek ve delikanlı kadın rolü değil. Edepsizliğin adı delikanlılık olmuş. Terbiyesizliğin adı harbilik olmuş. Açıktan içermiş o, harbiymiş o. Terbiyesizliğin tek o. O bir sevgilisi varsa açıktan el ele, kol kola, omuz omuza gidermiş. Edepsizin tek o. Bir kimse bir günahı açıktan işliyorsa cahildir. Önce makul düşünüyoruz. Bilmiyor onun haram olduğunu. Cahil. O haram olduğunu biliyorsa evet, o edepsizin, terbiyesizin teki. Onun haya damarı yırtılmış. Onun haya perdesi yok olmuş. Açıkta. Var ya Facebook'larda, orada burada karısıyla böyle yanak yana, yok böyle dudak dudağa, yok sarmaş dolaş, nişanlandık. Ardından 15 gün sonra yok bir şey, bozulmuş. Allah muhafaza eylesin. Öyle dervişlerden de vardı birkaç tanesi. Dergahtan gönderince canları sıkıldı. Dedim yok dervişlikte böyle. Yapacaksanız bırakın dergahı dedim. Evet.
Hem bizim resmimizi koyacak oraya, altında da nişanlı mı değil, ne? Nişanlanacağız. Bu ne dedim ya? Bu ne? Allah muhafaza eylesin. Yanlış. Bir kimse açıktan günah kebar işliyorsa, açıktan kötülük işliyorsa, bir, deriz ki bilmiyordur. Burada İslami eğitimin olduğu bir ülkede değiliz. Öğretilmemiştir. İki, biliyorsa edepsizin, terbiyesizin tekidir. Öyle harbi kızdır, harbi oğlandır, harbi harbi yapar. Değil, edepsiz o. Onun bizim önümüzde şeklini, şemalini değiştiriyorlar. Harbi kızmış o ya. Vay be, ne harbi kız. Yaptığını harbi harbi söylüyor ve yapıyor. Vay, ne edepsiz kızmış ya. Hiç insanlardan utanması, ağırlanması yok. Herkesin önünde oğlanla öpüşeceğim diye uğraşıyor. Edepsizin, terbiyesizin teki. Ne edepsiz, terbiyesiz adammış ya. Yolda kızı öpeceğim diye uğraşıyor. Ne edepsiz, terbiyesiz adammış ya. Yolda karısını öpeceğim diye uğraşıyor. Ne edepsiz, terbiyesiz adammış ya. Karı kocaymış ya. Yolda sevişir gibi yürüyorlar. Ne harbiliği ya. Bize böyle şey geliyor bu. En tuhafıma giden de böyle örtülü genç kızların, her minibüsler var ya, böyle adamın bir iş minibüsü var. O kız böyle adamın içine girecek. Girmiş minibüsün yanında, adamın yanında. Minibüste gidiyorlar. Bir gün gördüm, kız adamın omuzuna atmış şeyini. Örtülüler bir de. Dedim pes ya. Ama hadis-i şerif, siz adım 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 Hristiyan ve Yahudilere benzemedikçe kıyamet kopmaz. Adım adım. Milletin içerisinde Hristiyan adet ve gelenek ve göreneklerini yaşama azmi var. Hristiyan adeti sarmış her tarafımızı. Dinsizlik adetleri sarmış her tarafımızı. Evli barklı koskoca insanlar yolda sevişir gibi yürüyorlar. Açıktan haram işliyorlar. Açıktan kötülük işliyorlar. Açıktan. Alışveriş merkezlerinde, sokaklarda, caddelerde millet sevişeceğim, oynaşacağım diye uğraşıyor. Açıktan haram işliyorlar. Açıktan. Özlem var harama karşı milletin içinde. Avrupalılaşmak olarak bunu anladık biz. Avrupalılaşmak olarak bunu anladık. Düğün yapacaklar, rınk rınk rınk, herkes eline bir altın, önce hatunu onlar öpecek. Kızıyorlar ben böyle deyince. Adam daha öpmeden küçük altını takan öpecek kadını. Bana diyorlar nereden buldun? Ya gözümün önünde. Önce hanımı başkası öpecek. Açıktan haram işleniyor. Açıktan. Açıktan haram işleniyor. Açıktan kötülük diz boyu. Bir kimse bir kötülüğü açıktan işliyorsa bir cahil ya da edepsiz, terbiyesizin teki. Evlerimizde birinci derecede erkekler, eşleriniz ve çocuklarınız açıktan kötülük işliyorlarsa bunu önlemekle mecbursunuz. Önleyeceksiniz bunu. Nasihat edeceksiniz, bir daha 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 nasihat edeceksiniz. Gerekirse yasaklayacaksınız. Kötülüğü önleyeceksiniz. E kadınlar da aynı. Kocaları kötülük yapıyorlarsa açıktan nasihat edecekler onlar da. Bey yapma, etme, çocuklara kötü örnek olma. Evimizi dağıtma, yanlışlığa gitme. Her neyse kötülük.
kötülükle mücadele etmekle mükellefiz. Kötülükle mücadele etmekle mükellefiz. Önce kendi nefsimizde, ondan sonra etrafımızdakilerden. Eğer açıktan isyan ederlerse yatakta onları ayırın. Yaralamaksızın dövün. Eğer kadınlar açıktan isyan ediyorlarsa, açıktan kötülüğe gidiyorlarsa, bu biraz böyle cinsel suçlarla alakalı. Kadın kendi kafasından başka bir adama doğru meyletme ihtimali var. Erkeğe karşı soğukluk var. Erkek gel dediğinde gitmiyor. Erkekle yatmak istemiyor. Bahaneler üretiyor. 4 günde 1 gün kadının cinsel ilişkiye girmesi kadının hakkı. Ama kadın bunu istemiyor. Erkek ilişkiye girmek istiyor, kadın uzaklaşıyor. 3 gün, yok 5 gün, yok başı ağrıdı, yok çok yorgundu. 10 gün, 15 gün, 20 gün, 1 ay. Kimse üzerine alınmasın. Ben Bursa'ya gelince duydum. 3 ay, 4 ay eşlerini dokanmayan adamları burada tanıdım. Kaldım. Eşine yüz vermeyen, onunla ilişkiye girmeyen kadınları Bursa'da tanıdım. Kadın resmen girmiyor ilişkiye. Adama diyorum, ne yaptın? Uğraşıyorum, şey yapmıyor diyor, müsaade etmiyor. Ne yapıyorsun? Bir gün dayanamamışım, boşa dedim ya, şimdi boşa 3 talakla. Seninle yatmıyorsa, gel dediğinde gelmiyorsa 3 talak şimdi boşa dedim. Kadın kaldı. Nasıl yan dedi, basmaya dedim ya. Sonra adam bastırınca ne demiş kadın ona? Ben ihanet edemem demiş, sevgilim var benim. Demiş ona söz verdim ben, o yüzden demiş seninle yatmıyorum. Boşanmayacağım da senden demiş. Adam geldi benim yanıma koşa koşa. Böyle böyle dedi dedi. Oğlum benim yanıma ne ama geldin dedim. Böyle baktı. Ben sen dedim gerçekten adam yerine gezen pısırın tekiymişin dedim. Senin yüzüne söylemiş demiş dedim, aldatıyorum seni. Bu ne demek dedim, fuhuş yapıyor, zina yapıyor. Yüzüne itiraf etmiş senin dedim. Dedim bak, bir kadın itiraf ederse ben zina ettim diye aklı dengesini sorulur onun. Aklı dengesi yerindeyse zina etmiş. İslam hukukunun önünde zina ettiğini söyleyen evli bir kadın rejim edilir. İslam hukukunda yine kendince zina ettiğini söyleyen adam da evli adam da rejim edilir. Şimdi kadınların korkusu yok. Kocalarının önünde açık, benim önümde olan hadiseler bunlar. Kadının korkusu yok. Açıktan söylüyor, ben zina ettim. Benim sevgilim var, ben ona ihanet edemem. Adam da benim yanıma koşa koşa gelmiş. Dedim oğlum cinayetlik bir şey bu. Bir dedim onu katil olur insan. Dedim sana öldür demiyorum ama dedim böyle bir şey yok. Ama katil olur insan. Sen ne ama geldin benim yanıma, boşasaydın ya. Adamlar da adam değil. En enteresanı geçenlerde anlattım ya size. Kadın kocasıyla gelmiş. Ben sevgilimden vazgeçemem diyor. Adamdan da vazgeçemem diyor. Çocuğumun babası diyor.
Birisi çocuğunun babası, birisi sevgilisi. Vazgeçemiyor ikisinden de. Kaldım. Biraz bu dersleri yapma sebeplerinden birisi de tehlike büyüyor gün geçtikçe. Tehlike büyüyor. Aile kavramı çöküyor. Ne yazık ki ailelerde fuhuş var. Kadının kızın sevgilisi var. Kadın onu örteceğim diye uğraşıyor evde. Annenin haberi var kızının sevgilisinden. Ve anne bundan tedirgin değil. Ve anne bunu önlemek için uğraşmıyor. Bir baba düşünün, kızının sevgilisinden haberi var. Baba bunu önlemek için uğraşmıyor. Baba bunun önlemini almak için çaba sarf etmiyor. Yummuş gözünü herkes. Bakıyor kız o sevgiliyle evlensin. Evlenecekler hocam diyor. Ya diyorum, evlenecekse şimdi evlensin. Al götür nikahla, yok tuttur evde. Yok. Yani bu böyle batının şeyi, ne o? Ölçüsü bize geldi. E hocam, hiç gezip tozmayacaklar mı? Birbirlerini tanımayacaklar mı? E dedim, tanıyor birbirini. Ama sonra bırakıyor tanıyınca. On beş gün sonra bırakıyor. İki ay sonra bırakıyor. Üç ay sonra bırakıyor. Ondan sonra arabesk sorular soruyorlar bana. Kadın terk edilmiş psikolojisinde. Yazıyorlar bana mektuplar. Ben bir beyaz gül idim, açmadan soldum. Sayfa sayfa. Bir tanesi bağlamış, 19 sayfa göndermiş bana. 19 sayfa. Kendi kendime dedim, dini kitap okumuyorum bu kadar dedim. Bunu okuyacağım şimdi. Annesinin haberi var, babasının haberi var, abilerinin haberi var. Ama solmuş beyaz bir gül oldu şimdi bu. Kızım haram dedim hepsi de. Bir de altına cep telefonunu bırakmış. Aramak isterseniz diye. Aradım. Haramın içine girmişsiniz hepiniz de dedim. Ailecek haram işlemişsiniz. Ailecek zina işlemişsiniz. Ailecek. Aile boyu zina işlenmiş. Herkesin her şeyden haberi var. Aile boyu zina işleniyor. Bir abi düşünün, kız kardeşinin sevgilisiyle yaşadığından haberi var. Bize bunlar modernlik olarak geliyor. Bize bunlar demokratiklik olarak geliyor. Bize bunlar çağdaşlık olarak geliyor. Bize bunlar ilericilik olarak geliyor. Değil. Sonra benim söylediğimi kafaları almıyor. Evlenecek olan bir dakikada evlenir diyor. Evleneceksin mi sen? Evet, al anneni babanı getir, git kızın babasının yanına. Biz çocuklarımızı evlendirmek istiyoruz de. Bitti. Bitti. Vermiyor diyor. Kız evlenecek. Kızım sen evleneceksin mi bu adamla? Evet. Söyle ailene. De ki ben bu adamla evleneceğim. Beni evlendirin. Çünkü İslam dininde bir kız bir erkekle evlenmek istiyorsa anne baba onu evlendirmekle mükellef. Eğer bir kız da evlenmek istemiyorsa anne baba onu zorla da evlendiremez. Dinen hakkı. Ya kız evleneceğim diyor. Annesine babasına diyorum ki verin ya. Kız evleneceğim diyor. Bunu alacak olan adam da var mı? Var.
Sen bu adamın normalde hayat standardına razı mısın? Razıyım. Ever ya. Ever. Yok. Bir sürü adet çıkarmışız biz. Nişanlıyorlar. Ardından 6 ay sonra. 6 ay bekleyeceklermiş. Nerede? İzmit'ten bizim bilgisayarcı nerede? Buradayım. Kaç ay bekledin? 6 ay. He? 6 ay bekledim. 6 ay bekledin değil mi? Ha, 6 ay beklettiler beni. Adet. Değil mi? Adetler öyleymiş değil mi? Öyleymiş. Evet. Daha önceden şey yaptık hani kısa olsun diye ama kışda olmaz falan dediler. Yaz olsun dediler. 6 ay oldu. Evet. Hiç kafam basmıyor benim bunlara. Hiç. Hiç. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Tamam mı? Tamam. Hadi ver selamun aleyküm, aleyküm selam. Allah yolunu açık etsin. Yok. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden inşallah Rabbim bizleri bu konuda uyardıklarından, ruh uyandırdıklarından eylesin. Amin. Dikkatli olunuz. Sizin kadınlarınız üzerinde, kadınlarınız da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin onlar üzerindeki hakkınız, yatağınızı istemediğiniz kimseleri çiğnetmemeleri. Yani bir kadının fuhşiyata düşmek hakkı yok. Bir kadının başında kocası var ise başka bir erkeğe gözünü kaşını kaldırması yok. Haram. Adamın yatağını bir başkasına çiğnetmeyecek. En büyük günah-ı kebairlerden birisi evli kadın ve erkeklerin zina etmeleri. Allah muhafaza eylesin. Ve hoşlanmadığınız kimselerin evine girmesine izin vermemeleri. Adam yasakladı. Bu aile eve alma. Almayacak kadın eve. Alma dedi. Almayacak. Velev ki bu adamın veya kadının gerçek annesi babası olsun. Adam dediyse bu eve almayacaksın. Almayacak kadın. Kimseye alma. Kimseye almayacak. Kadın oturacak. Diyecek ki ben bu şartlarda böyle mum almıyorum ama evliliğimi yürütemem. Sebep? Benim arkadaşlarım var. Onların gelip gitmesi lazım. Komşularım var. Annem babam var. Senin emrini dinliyorum ama bunlar var. Kadın oturacak, konuşacak. Ben istediğimi alırım. Alamazsın. Evliliğin hukuku. Geldi kadının birisi. Dedi ki bana evliliğin hukukunu söyle ya Resulallah. İşte o da dedi kocana itaat edeceksin, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın söyledi. Vallahi ben evlenmeyi düşünmüyorum ebediyen dedi. Yani bu dünya hayatım boyunca evlenmeyi düşünmüyorum. Hazreti Peygamber Efendimiz dedi ki onu zorla evlendirmeye kalkmayın. Evlenecek olanlar oturup evliliğin hukukunu konuşacaklar. Onların sizin üzerinizde hakları ise yemelerine ve giyinmelerine özen göstermenizdir. Allah bu konuya devam edeceğiz. Allah bizi muhafaza ettiklerinden eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha ve Selamet.
Amin. Nesir.